He? Bunlar da çeksinler artık lan. Bunlar yoru üşüdüler ya. Fotoğraf çekimi nasıl olsun abi? Burası mutfak mı abi? Yatak odasındasın daha iyi. Çamur mesela, çamur defteri ek abi. Buraya... Şuraya geçin abi siz. Buraya bak görüyorsun, ta buraya da su. Yani yatacak, kalacak şey kalmadı, pozisyon kalmadı. Giyeceğimiz bir elbiseniz bile kalmadı. Yatağın üstüne yatağa koyduk da öyle yatırır. Gelme. Bak, bunlar hep ıslak. Değil mi? Çekilmeye bak. Su içinde. Çekilmiyor artık. Valla arkada belediyenin yapmış olduğu bir kanal var, dere diyor biz. Orası selden dolayı patladı. Oradan gelen sel iki bahçeyi doldurdu ve evimizi yani su bastı. Bir metreye kadar bir suyu içinde mağdur kaldık. Bütün eşyalarımız mahvoldu. Kullanacak bir şeyimiz yok. Her yağmur yağdığında sabaha kadar nöbet tutuyorum yani. Akşam da yine aynı şekilde çıktım baktım. 5 dakika yani buraya çıktım, baktım arkada su gelince arkaya bir daha bakayım dedim. Buraya geldim, kapıyı açmam lan, ev doldu. Artık baktım çocukların canını kurtarmaya, çocukları çıkarttım dışarıya. Eve giremedik. Arkada köpek vardı, köpeğe gittim onu kurtardım. Can candır dedik. Tavukları kurtaramadık tabi ama eşyalarımız gitti. Mağduruz yani. Yatacak, kalacak, oturacak yerimiz yok. Yani zararımız bütün ev eşyamız gitti, beyaz eşyalarımız gitti. Bu buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, koltuklarımız, çekyatlarımız, yatağımız, döşeğimiz, yani halı, kilim hiçbir şey kalmadı. Yani bir evde ne kullanılacak bir şey varsa bizde kalmadı yani. Ne yani biz işte nerede yatacağız, nerede kalacağız? Çamurun içinde, çamur da yani affedersin yani pislik. Kendi çabalarımızla suyu boşalttık. Hasta olduk, üstümüz başımız ıslandı, çamur içinde kaldık. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Yani maddi durum şu anda desen ki yarın ekmek falan var mı? Yok. 3-5 kuruşum vardı, o da suyun içinde karıştı gitti. Sağ olsun amcamın oğlu geldi, ufak bir açlık verdi, bıraktı bize. Yani inşaatçıyım, serbest. İş olursa gidiyorum, iş olmazsa yok. Evim kira, 500 milyon kira veriyorum. Elektriği, su işte, yani yetiştiremiyoruz yani. Yani bir kira veriyorsak elektrik kalıyor, elektriği verirsek su kalıyor. Yetkililerden yani bize yardım etmeleri. Yani eşyamızın artık maddi mi şey yaparlar, yardım ederler artık. Yetkililerden. Ya da yani bu evden de taşınmamız lazım çünkü her yağmurda böyle olmuyor. Yani bize bir yardımcı olsunlar yani. Lazımsınlık. Yani başka diyecek bir şey yok. Devletimizden bunu istiyor yani. Eğer biz bu devletin bir ferdiysek, biz bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsak, yani bizi de görsünler. Yok, el istiyorsan işte. Valla mağdurum yani. Bütün eşyalarım gitti. Yani oturacak kalkacak şeyim, eşyamız yok. Beyaz eşyalarım, diğer eşyalarım hepsi gitti. Bu ikinci oldu zaten, eşim de belirtti. Yani bilmiyorum, yetkililerden ben bir yani başımızı sokacak bir doğru düzgün bir ev istiyorum. Yani onun bunun getirdiği var, akrabaların. Onlar da artık nereye kadar? Sele mi gitti diyecekler? Sele gitti. Buzdolabı zaten yarıya kadar suydu. Yani yetkililerden ben bunları istiyorum. Başımızı sokacak iyi bir ev. Valla eşyalarım, yani yetkililerden ben bunu istiyorum. Yani duysunlar sesimizi. Peki, eşim yani elektrik suyu da ödeyemedik. Zaten kiracıyım.
Kiramı zor veriyor. Eşimin işleri ters gittiği için yani geçimimiz zor. Yani bilmiyorum, yetkililerden ben bunları istiyorum. Maddi durum yok. Mağduruz yani. Ne üstte kaldı, ne başta, ne evde kaldı, ne eşyada kaldı. Hiçbir şey yok. Yani canımızı biz sokağa zor attık. Canımızı zor kurtardık. Bunlar hepsini.